Hepiniz hoş geldiniz. Ben Adem Öztemel. Yaklaşık 7 yıldır Vital bünyesinde yazılım operasyonlarında ekip liderliği yapıyorum. Bugün sizlere yeni normal düzende trend olan teknolojiler ve bunun menajerinin özelindeki yansımalarından biraz bahsedeceğim. Aslında trend olan teknolojiler konusunda Mustafa Bey çok güzel bir sunum yaptı. Ben de hem buna eklemeler yapmış oluyorum bu sayede. Öncelikle aslında e, trend olan teknolojiler hangi sektörlerde trend oldu? Onlara bir şöyle kısa bir özet bakalım. E, online alışveriş ve robot kuryeler, işte temassız ödeme yöntemleri, uzaktan eğitim, sağlık teknolojileri. Online eğlence, tedarik zinciri ve uzaktan çalışma olarak düşünebiliriz. Tabii buradaki uzaktan çalışma konusu IT ekosistemindeki en önemli konulardan bir tanesi aslında. Buranın üzerinde durarak daha detaylı açıklayacağım ama öncelikle bu sektörlerde nasıl ve hangi teknolojiler şey olmuş öne çıkmış bunlardan kısaca sizlere de bahsetmek istiyorum aslında. Bunu bahsederken bu veriler tabii Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre aslında derlenen bilgiler diyebilirim sizlere. Online alışveriş ve robot kuryeler işte nasıl oldu aslında bu hayatımıza girmesi aslında bu konunun 2002 yılına kadar dayanıyor. Yine bir salgına bağlıyor bağlanıyor bu nokta. Çin'de yine baş gösteren SARS salgını e, online pazar yeri platformlarını önemli büyümeler e, sağladı. Bu platformların büyümesine sebep oldu bu SARS e, virüsü. Şimdi benzer şekilde de Covid-19 salgını da yine e, online alışverişi e, markalar için e, bir avantaj olmaktan çıkardı aslında bir zorunluluk haline geldi diyebiliriz. Böylece bu sistemlerde e, Kullanılan altyapılar, bulut bilişim, big data yine önemli e, trend olan teknolojiler arasında yer alabiliriz bu sektör için e, konuşmak gerekirse. E, diğer bir diğer e, şey olarak ise temassız ödeme yöntemleri ön plandaydı burada. Tabii e, bu teknolojilerde işte kredi ve banka kartlarının temassız ödeme yöntemleri yanı sıra e, mobil telefonlarla da yapılan Temassız ödemeler ve bu dönemde e, yoğun bir şekilde kullanıldı e, ve kullanılmaya devam ediyor bu temassız yöntemler. E, bunu kullanırken tabii nedir? 5G'den e, aynı zamanda IoT'den de yararlanıldı, bu teknolojilerden de yararlanıldı. E, şimdi e, temassız ödemelerden bahsediyoruz ama madalyonun bir diğer yüzü de e, araştırmalarda ...herhangi bir bankada hesabı olmayan... ...dünyada 1.7 milyar insan olduğunu da... ...unutmayalım tabii ki. Ee, bu da olayın başka bir yüzü... ...diyebiliriz açıkçası. Uzaktan eğitim... ...okullar tatil oldu... Ee, ...ve bu... E şeyle birlikte uzaktan eğitim noktasında teknolojilerde işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik kullanılmaya başlandı. Üç boyutlu yazıcılar ve hatta e, yapay zekaya sahip robotlar, e, robot öğretmenler bile kullanılmaya başlandı. O Chatbotlar da bunlardan bir tanesi olabilir, e, yapay zekaya sahip, öğrenmeyi arttıran, uzaktan eğitimi destekleyen. Sağlık teknolojilerinde de aynı şekilde bir yükseliş IoT tarafında gerçekleşti. Bu nesnelerin interneti bu noktada nasıl katkı sağladı diye şey düşünürsek, hastanelerin işte yoğun kapasiteyle çalıştığı dönemlerde giyilebilir cihazlar ve cihazlar giyilebilir cihazlar ve bunları takip edecek yaşamsal fonksiyonları takip edecek IoT cihazları ön plana çıkmış diyebiliriz aslında. Bir diğer başlığımız ise işte çevrim içi eğlenceler. Online ortamlarda insanlar işte sosyalleşmeye devam ettiler ve bu eğilim artarak devam ediyor. İşte internet ortamında yapılan film festivalleri vardı, sanal müze turları yaygınlaştırıldı. Hatta iki gün önce bir haber okumuştum. Bu haberde bir rekor kırıldı diyebiliriz. Online bir konser verildi. Toplam 35 milyon izleyicili bir konserdi hatta bu. Ve bu inanılmaz bir rakama doğru gidiyor aslında bu noktada. Tedarik zinciri tarafı ise işte durumu özetlemek gerekirsek temel ihtiyaçlara erişim talebin artmasıyla bazı ülkelerde Gıda ve sağlıkla ilgili bazı ürünlerin tedariğini zorlaştırdı. Bunda bazı büyük tedarikçilerin salgın nedeniyle fabrikalarını kapatması et kapatması büyük bir etkendi aslında. Ama bunu tetikleyen esas unsur üretim tesislerindeki bu dijitalleşmeyi yapamamak aslında. Kayıtların fiziksel olarak tutulması veya robotik otomasyona geçilememesi buna en büyük etkenlerdendi. Burada da yine e, tedarik zinciri noktasında da işte Big Data, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve blockchain gibi teknolojiler tedarik zincirindeki veriyi okuma, anlamlandırma aşamasında e, çok önemli şeyler e, noktalara temas ediyor diyebiliriz. Uzaktan çalışma yöntemlerine geçtiğimizde uzaktan çalışma ile yükselen teknolojileri aslında IT ekosistemi içerisinde bildiğimiz şeyler diyebilirim, maddeler diyebilirim ama buraya da ayrı bir paragraf ayırmak istedim açıkçası. Pandemi döneminin başlangıcından itibaren alınan önlemlerden bir tanesi de aslında ofis ortamından ofis ortamında çalışan personelin evden çalışmaya yönlendirilmesiydi. Zorunlu kılım, zorunlu şartlar altında. Özellikle son yolu 10 yıl içerisinde önemli bir gelişme kaydeden bulut bilişim, sanal görüşme odaları, online birlikte çalışma araçları gibi teknolojiler, bu evden home office çalışma düzeninde veya hibrit düzende işlerimizi kolaylaştıran teknolojiler oldu. Bu yönde trendde olan teknolojilerdi diyebiliriz. Şimdi olayı genel anlamda özetlersek eğer, Pandemi döneminin ortaya koyduğu en önemli tespitlerden biri de aslında geleceğin dünyasında dijital okur yazarlığının öneminin ortaya çıkması. E, bu dünyayı ayak uydurmak için işte önümüzdeki dönemde dijital teknolojilere uyum sağlamak artık bir zorunluluk haline geldi diyebiliriz. Bir de yayınlanan bir araştırmayı aslında sizlerle paylaşmak istedim. E, hepimiz evlerde çalışmaya başladık e, bu teknolojilerin sağladığı imkanlara rağmen bu dönemde evde çalışanların en çok zorlandıkları konuları e, bir araştırma bir sorulmuş e, bir anket yapılmış bu araştırmaya göre evde çalışanların e, en fazla hangi noktalarda zorluk yaşadığını ekranda görebiliyorsunuz e, bir diğer e, Aslında bunları bahset derken e, bu noktada biraz da menajerin ne e, şey yapmak istiyorum değinmek istiyorum trend olan teknolojiler dışında e, burada şu var e, gelelim aslında buradaki bilgiler ışığında menajerin yazılım ailesinin çözümüne bu çözüm içerisinde e, iş sürekliliğini korumak yönetim karmaşıklıklarını ortadan kaldırmak aslında onun dışında Son kullanıcı deneyimini geliştirmek çok önemli. E, bu üç ana başlık e, menecyenci markasının felsefesini de oluşturuyor. E, buna göre ürün portföyünü belirliyor e, ve oluşuyor ve aynı zamanda buna göre ürünler e, dizayn ediliyor. E, bu dizayn edilme noktasında ise aslında e, Bugün e, konusu olan Desktop Central'a da e, birazcık değineceğim e, izninizle. E, bu bilgi birikim, Manage Engine'de, biraz önce Ömer Bey'in de bahsettiği işte geçmişten gelen bir birikim ve bir vizyon var ortada. E, ve bu vizyonla birlikte ürünler e, çevik bir yaklaşımla mevcut durumu e, nasıl kabul e, edebilecekse, ...ona yönelik yazılımlarını geliştirmeye devam ediyor aslında Manage Engine. Burada da yine yeni çalışma düzeni içerisinde yönelik çözümlerini sundu Manage Engine. Bu noktada daha çok son kullanıcı tarafında yönetimi ve güvenliği arttıracak... ...Desktop Central'ın eklentilerine yoğunlaştı. Desktop Central aslında çatı bir ürünümüz... Ee, bu çatı ürün içerisinde e, Lego parçaları gibi, e, biraz önce bahsedildiği gibi bu Lego parçalarını istediğimiz gibi e, çıkartabiliyoruz. Bu esnekliği sağlayabiliyor. Desktop Central yazılımının, e, örnek veriyorum sadece browserlarla ilgilenen e, veya browserla ilgili bir e, güvenlik açığını kapatma noktasında bir ihtiyaç varsa... Desktop Central yerine sadece Browser Security Plus dediğimiz bu add da konumlandırılabilir, kullanabilirsiniz. Ama hepsinin birlikte olduğu tek bir arayüzde ve kolay bir şekilde son kullanıcıyı yöneteyim ve güvenliğini de sağlayayım diyorsanız buradaki tek adres aslında Desktop Central diyebilirim. Şimdilik çok kısa değindiğim e, ama detaylarına arkadaşlarım bir sonraki sunumlarda arkadaşlarımın bolca bahsedeceği ayrı yeten, e, müş kullanılan müşterilerimizin deneyimlerini paylaşabileceği e, session'larda detaylara zaten e, değinilecek. E, burada bu ürünleri kullanmak aslında BT ekiplerinin elini güçlendiriyor ve operasyonel olarak yüklerini en aza indirebiliyor. E, bunun gibi birçok manage engine'de yine yönetim ve security'yi sağlayan çözümler var ama bugünkü odak noktamız tabii ki yönetim ve son kullanıcı tarafı olduğu için burada aslında şeyi sonlandıracağım sizlere sunumumu. Detaylı bilgi almak isterseniz Etkinlik boyunca chat bölümünden soruları sorabilirsiniz. Memnuniyetle sizlere cevap vermek isterim. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte ben katılımınız için teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.